Ukrayna'nın başkenti Kiev'deyiz. Türkiye'nin dünya devi bir yatırımı Turkcell'in Ukrayna ayağını 3 tane Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı, eğitimli, kendi alanlarında uzman, yönetici yönetiyor. Sayın İsmet Yazıcı, Mahmut Eruretem ve Alp Ağcataş. Ukrayna neler yapmış bu alanda? Bilişim sektörünün gelişmesi için neler yapmış? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olanlar dünyada neler başarabiliyor? Ve hepsinden önemlisi, Üniversiteler Adası Kıbrıs'ın bir bilişim adası olabilmesi için aslında yapılması gereken çok basit düzenlemeler yıllardır neden yapılmıyor? Bunları bu üç isimle yaptığımız röportajda daha iyi anlıyoruz. Beğenerek izleyeceğiniz, izlerken düşüneceğiniz ve özellikle de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni bir model geliştirebilir miyiz? Bunu daha iyi anlayacağınız bir röportaj çıktı ortaya. Buyurun izleyelim. İsmet Bey, Turkcell bünyesinde, Türkiye merkezli Turkcell bünyesinde sürekli olarak yurt dışlarında görev yaptınız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bunlardan biri. Uzun yıllar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulundunuz. Derken Ukrayna'da LiveCell büyük bir yatırım. 2 milyar dolarlık bir yatırım. Yıllık 200 milyon dolarlık cirosu olan bir şirket. 10 milyon abonenin üzerinde, yani Kıbrıs ölçeğini düşündüğümüzde oldukça büyük, oldukça önemli bir nokta. Nasıl başladı bu süreç? Onu alalım önce. Sayın Ekmekçi, öncelikle ufak bir düzeltmeyle başlamak istiyorum. Uzun yıllar yurt dışında çalıştığım doğrudur ama KKTC'de geçen dönemi yurt dışı değil, yurt içi olarak sayıyorum. Bu açıdan baktığımızda yurt dışı çalışmalarım, evet, profesyonel hayatımın çoğu yurt dışında geçti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde KKTSL'e gelmeden önce de yine yanımdaki arkadaşlarımla beraber Belarus'ta da oradaki Turkcell operasyonunda çalışmıştık. Hani sanıyorum bir laf vardır ya, gurbetçi bir kere dışarı çıktı mı bir daha evine dönmez. Tam Kıbrıs'ta yerleştik, yeni vatanımızı bulduk, yeni çevremizi bulduk derken şirketin buradaki operasyonuna yönelik aldığı bir karar sonucu geçen sene, yani 2017'nin 20 Nisan günü Ukrayna'daki yeni profesyonel hayatımız Turkcell LiveCell çatısı altında başladı. Nasıl bir şirket LiveCell? Biraz ondan bahsedelim. LiveCell aynı zamanda Turkcell grubun uluslararası alandaki uluslararası brandi, ticari ismi olarak konumlanan bir şirket. 13,5 yıl önce Live adıyla kurulmuştu. O zaman Turkcell'in burada bir yerel ortakla beraber kurduğu bir şirketti. LiveCell'in operasyonunun ilk 8-9 yılı aslında öyle çok da parlak geçmemişti. Çünkü Ukrayna 3G teknolojisine geçmekte yaklaşık bir 10 sene gecikmişti. O döneme kadar pazarda bir farkınızı ortaya koyabileceğiniz bir şey yapma şansınız da yoktu teknolojik limitasyondan dolayı. Ama 3G ile beraber, ki Mahmut arkadaşım burada, burada ülkenin en iyi 3G network'ünü LiveCell kurdu. Bizim radyo şebeke ekibimiz tarafından kuruldu ve LiveCell makus talihini 3G teknolojisiyle beraber değiştirmeye başlamıştı. O günden itibaren pazarda şirketin değişen imajına ek olarak ismimiz de Live'dan LiveCell'e çevirdik. Ve sanıyorum şirketin ileride tarihine bakacak olanlar 3G'yi birinci temel kırılım noktası iyi yönde olarak değerlendirirler. Sonra çok daha büyük bir adımla 4.5G teknolojisini bu senenin başında, Mart'ın sonunda bir kısmını ve 1 Temmuz'da tamamını açmak suretiyle LiveCell yine pazarda bir ilke imza attı. Şebekeyi ilk açan, sorunsuz açan şirket olduk ve pazardaki yansımaları çok olumlu oldu. Yıllar öncesinin algısı 180 derece tamamen aksi yöne doğru değişti ve artık pazarda yüksek kaliteli mobil veri hizmeti sunan kaliteli operatör konumuna geldik ve bunun da sonuçlarını gerek gelirlerimiz olsun gerek artan abonelerimiz olsun görmeye başladık. Buna tanıklık etmekten de ziyadesiyle mutluyuz. Tabii ki bizi mutlu eden noktalardan birisi, yani bir Kıbrıslı Türk olarak Ukrayna'da ne arıyoruz? Tabii ki bu dev operasyonu yöneten tepe yönetiminin tamamı
Yani 3 ismi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı. Şu açıdan önemsiyoruz. Sorunlarla boğuşuyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve kendi insanımızda yapamayız, başaramayız gibi bir takım basma kalıp umutsuzluk pompalayan, oysa dünyanın dört bir tarafında çalışan çok başarılı Kıbrıslı Türkler var. Şu anda üçü karşımızda. 10 milyonun üzerinde, 35 milyon nüfuslu bir ülkede 10 milyonun üzerinde abonesi bulunan bir devi, 2 milyar dolarlık bir yatırımı, yıllık 200 milyon dolarlık bir döngüyü, ciroyu Kıbrıslı Türkler yönetiyor. Sevgili Alp Arcataş'tan başlayalım. Sevgili Alp, senin serüvenin nasıl başladı? Biraz bundan bahseder misin bize? Aslında üniversiteden sonra İstanbul'a gitmiştim. Sonra tekrardan Kıbrıs'a döndüm. Sonra yollar Belarus'ta İsmet Bey'le kesişti. 2011 senesiydi. Belarus'ta 4 sene boyunca Belarus'taki operasyonunda birlikte çalışma fırsatı bulduk. Sonrasında geçen sene İsmet Bey'in buraya birlikte atanmasıyla birlikte ben de birlikte İsmet Bey'le çalışmaya başladım. Burada bilgi, iletişim teknolojilerinin sorumlu genel müdür yardımcısıyım. Ekibimle birlikte Lifestyle'in buradaki altyapısıyla ilgili bilişim teknoloji servislerinin verilmesi, özellikle dijitalleşmeyle ilgili transformasyon konusunda çalışmaları yürütüyoruz. Burada gururla ben de söyleyebilirim, en fazla dijital servis olan operatörüz burada. Diğer rakiplere göre kıyasladığımız zaman. Çalışıyoruz bu şekilde. Kaç personelle çalışıyor Lifestyle? 970 kişiyiz şu anda. Bunun 234 kişisi benim ekibim. ICT ekibi şu anda. Bu ekip içerisinde geliştirme yapan arkadaşlar, analistler, proje yöneticileri, testçiler, operasyonu yapan, sistemleri işleten, altyapıları işleten arkadaşlar yer alıyor. Evet. Ve 3 yıldır Ukrayna'da olan ve burada tepe yöneticisi olarak çalışan sevgili Mahmut Eruretsen'le birlikteyiz. O da bu ekibin bir parçası. Mahmut Eruretsen, biraz seni de tanıyalım. Evet, ben Turkcell Grup'ta 2005 yılında başladım. Turkcell'de genelde Turkcell Grup içinde şebeke kurulumları için birçok yerde çalıştım. Kıbrıs'taki 3G şebekesinin kurulması, Türkiye'deki 3G şebekesinin kurulması sırasında proje yöneticiliği yaptım. Belarus'a yine 3G kurulumu için gittim. Son olarak da buraya gelmeden önce Kıbrıs'ta 3 yıl çalışmıştım. Ukrayna'ya 3G lisansı verildikten sonra bir telefonla İstanbul'dan, ertesi gün Ukrayna'ya gidiyorsun, 3G rollout'u başlayacak, 3G şebekesi kurulması gerekiyor dendi. Hemen ertesi gün buraya geldim. 3 ayda şebekeyi kurduk. Kiev'de lansmanlarımızı yaptık. İsmet Bey'in söylediği gibi ilk 3G şebekesini Lifestyle burada açtı. Onun üzerine de kontratımı uzattım ve 3 yıldır buradayım. Bunun üzerine de 4G şebekesi açtık Lifestyle'de. Bugün 150 megabite yakın bir hız veriyoruz abonelerimize. Oldukça kaliteli, hızlı servislerimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. İsmet Bey, Kıbrıs ölçeğini düşündüğünüz zaman burada bir de çok rekabetçi bir ortam var. Hataya yer yok. Yani bir basit adada abone kayıpları 1 milyona, 2 milyona kadar çıkabiliyor öğrendiğimiz kadarıyla. Nasıl bir fark var buradaki rekabet ortamıyla ülkemizi kıyaslarsak? Şimdi baktığımızda vahşi bir rekabet var bir yönüyle. Diğer yönüyle baktığımızda da regülasyonlar, yani sektörü düzenleyen kurallar dizinine baktığımızda orada da büyük boşluklar olduğunu görüyoruz. Hani Kıbrıs'ımızda kolayca pek çok şeyi eleştiriyoruz. Evet, eleştirilecek yönlerimiz de vardır elbette. Ama bizim sektör özeline baktığımızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde telekom alanını düzenleyen regülasyon sisteminin buraya göre daha ileri bir aşamada olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Burada tabii bizim rekabet ettiğimiz şirketler dev şirketler. Bunlar Rus şirketleri köken olarak. Hani sırf Ukrayna'da değil, dünyanın pek çok yerinde hani onlarca milyon abonesi olan, ancak Turkcell'le kıyaslayabileceğimiz bizim ana şirketimizin eşdeğeri şirketler. Alp'in de az önce söylediği gibi bizim güçlü kasımız inovatif
yaratıcı, yenilikçi düşünmemiz ve bunu hızlı bir şekilde hayata geçirebilmemiz. Biz farkı buradan yapıyoruz. Çok güçlü bir teknik ekibimiz var. Dolayısıyla yeni bir teknoloji geldiğinde bunu ilk uygulayıp son kullanıcıya faydayı ilk verebilen çevik hareketlerimizle rekabetle başa çıkabiliyoruz. Onun dışında korkunç bir fiyat rekabeti var. Hani caddeye çıktığınızda da görürsünüz, buradaki telekomünikasyon servisleri dünyadaki en ucuz fiyatların yer aldığı. Dolayısıyla fiyat rekabeti diye bir şey kalmamış, sıfıra yaklaşmış zaten. Dolayısıyla sizin burada gelirinizi arttırmanız, büyümeye devam edebilmeniz için gerçekten fark yaratan servislerle çalışmanız lazım. Sizin çalışma alanına baktığımız zaman sevgili Alp ile sevgili Mahmud'un bunu cevaplamasını istiyorum özellikle. Kıbrıs'la ilgili çok işte yazılım adası olabilir, üniversitelerin çok olduğu, işte bu alanda gelişebilir, bu alanda ciddi bir ekonomik devinim yaratılabilir dediğimiz bir alan var. Bununla ilgili çok sayıda paneller yapıldı, üniversiteler bununla ilgili çalıştı. Halen daha bir teknopark yasası yok. Tek bir fiber optik kabloyla dünyaya bağlanıyoruz. Ne yapılması gerekir? Kıbrıs gerçekten eğitimine baktığınızda, eğitimli gençlerine baktığınızda, adamın bilim adamı çekebilme potansiyeline baktığınızda, iklim gerçekten inanılmaz bir avantaj. Bu potansiyellere baktığınız zaman, bir de buradaki dev yapıyı gördüğünüz zaman ne önerirsiniz ada için? Temelde birkaç tane şey farklılık var altyapıyla ilgili önemli olan konu. Mesela burada dikkat etmişsinizdir, Wi-Fi altyapısı inanılmaz gelişmiş. İnternet burada hayatın bir parçası olmazsa olmaz. 3G geldiği için, geç geldiği için buraya Wi-Fi çok hızlı bir şekilde yaygınlaştırıldı. Oradaki hızlar 350 megabitlerden falan bahsediyoruz. Her yerde fiber var, üniversitelerde fiber var. Dolayısıyla bunu ne sağlıyor? Teknolojinin gelişmesi için bir ortam sağlıyor. Burada 3000 tane startup var. İnsanlar fikirleri çok kolay bir şekilde hayata dönüştürebilecek şekilde ufak şirketler kurup bunları ticari hale dönüştürebiliyorlar. Buradan para kazanabiliyorlar. Burada yazılımcıları ihraç eden bir şey var, bir oluşum var. Bunu... Yıllık 4 milyar dolar gibi bir şey söylemiştiniz. Evet, 4 milyar dolarlık... 4 milyar doları bulan yazılım geliri ihraç, var. Evet, ihracat bir de bu. Yurt dışına ihraç ediyorlar. Dolayısıyla çok ciddi anlamda yaklaşık 101 bin tane yazılımcı var burada. Dolayısıyla bu şartlarda talepte olunca otomatikman kendi kendine destekler hale geliyor. Maaşlar yüksek. Buradaki gelirler iyi. Yurt dışına geliştirme yapıldığı için kazanımlar da aynı şekilde döviz cinsinden. Dolayısıyla otomatikman böyle bir ekosistem yaratılmış oluyor. Üniversitelerde de yetişmiş çok ciddi kaynak var. Bunun potansiyelini kullanma imkanını sağlıyorlar. Evet Mahmut Bey, bunu Kıbrıs'ta yakalamak mümkün mü? Yani üniversiteler adası, bilişim adası olabilir dendi. Kıbrıs'ta bu potansiyeli yakalamak veya Kıbrıs'ı bu anlamda. Çünkü dünya bu yöne doğru evriliyor. Mümkün mü? İsmet Bey, bu soruyla size de döneceğim az sonra. Çünkü dilimde tüy bitti diye bir laf var. Kıbrıs'ta yönetici olduğunuz dönemde bunları çok konuşmuştuk sizinle. Kıbrıs'ın böyle bir şekilde evrilmesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu alanda gelişmesi mümkün mü size göre? Neler yapılması gerekiyor? Çok mümkün. Kıbrıs gibi güzel bir yerde insanların gelip, yani developerların gelip, bu teknolojiyi geliştiren insanların gelip orada çalışması, bu teknolojiyi orada geliştirip dünyaya yayması çok mümkün. Yani buradaki developerlara desek ki gelin Kıbrıs'ta size böyle bir ortam veriyoruz. Bu fikirlerinizi gelin Kıbrıs'ta yapın ve kolayca software, sonuçta bunu paketleyip gemilere, uçaklara koyup bir yerlere göndermeniz gerekmiyor. Bu yazılımları çok kolay bir şekilde Kıbrıs'tan dünyanın her yerine gönderebilirsiniz. Ama burada yapılması gereken çok yapısal işler var. Yani dediğiniz gibi bir fiber optik altyapısıyla tüm dünyaya bağlanıyoruz ki biliyoruz ki Rum tarafında bu 9 tane. Bu tür dünyaya olan bağlantıların geliştirilmesi lazım. Dünyada 100 megabitler, 150 megabitler. Bunun sadece devletin değil, özel yatırımcıların da bu alana para harcamaya hazır olduğunu biliyoruz. Bu altyapıların geliştirilmesi için. Önce bu yapısal reformların yapılması gerekiyor. Bu fiber altyapılarının önünün açılması gerekiyor. Bundan 3 yıl önce Kıbrıs'ta çalıştığım için biliyorum. Yani insanların bu evlerin, apartmanların fiber optikle birbirine bağlanması, adanın dışarıya doğru
dünyaya bağlantısının yapılması gerekiyor. Bunlarla beraber olabilir. Bunun üzerine başka bir şey daha eklemek istiyorum. Tam bu coğrafyalara biz geldik, çalışıyoruz. Burada Kıbrıs Türk'ünün, yani kendim için söylemiyorum ama bizim insanımızın mizacı, olaylara bakış açısı bu coğrafyalarda çok kolay iş yapabilmesini sağlayabiliyor. Yani biz daha olaylara bakış açımız, enerjimiz, samimiyetimiz, dürüstlüğümüzle buralarda çok rahat yer edinebiliriz. Yani benim tavsiyem Kıbrıs'taki arkadaşlar, insanlar, öğrenciler yurt dışında biraz daha açık olsunlar. Oralara gitsinler, kendilerini geliştirsinler. Bu işin çok da zor olmadığını görecekler dışarı evet. çıktık. Örnekleri de karşımıza duruyor. İsmet Bey, bilişim anlamında, inovasyon anlamında Kıbrıs'ın kuzeyinin bir üs olabileceğini defa defa dile getirdiniz. Bunu Ukrayna başardı ve bunun yakın tanığısınız. Önerilerinizle, saptamalarınızla biraz bu konuyu konuşmak istiyorum sizinle. Estağfurullah, öneriden ziyade gözlem ve tecrübe paylaşımı diyebiliriz buna. Yoksa hani bizim gördüğümüz, işaret ettiğimiz gerçekler herkesçe malum. İşte az önce sordunuz arkadaşlarıma, hani Kıbrıs'ta da bu yapılabilir mi? Evet, yapılabilir. Bunu başlatmak için de yani bir temel atmak lazım. Ama bu temel, yani hep dilimize artık pelesenk oldu diye bir tabir vardır ya, fiber fiber fiber. Hani Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 3 sene kadar önce fiber kıt kaynak ilan edildi. Ve gerçekten de kıt. Çünkü ilan edildiğinden beri kıtlık var. Kimse fiber yapmıyor. Yaparım diyene de yaptırılmıyor. Hani ya benimsin ya toprağın mantığıyla, biraz da böyle sarkastik olacak ama biz nesillerimizin önünü tıkıyoruz. Şimdi sordunuz, Ukrayna bunu nasıl başardı? Ukrayna'da hani ezelden beri yazılımcı bir ülke değil. Ülkenin bu çok yakın tarihine de baktığınızda devlet bu fiber optik internet altyapı işlerini tamamen regülasyon dışı, özel teşebbüsün istediğini yapabileceği şekilde hazır bir hale getirmiş ve ülkede binlerce internet servis provider'ı dediğimiz internet hizmeti veren firma kurulmuş. Yani öyle ki şu dışarı baktığınızda her apartmanda bir tane internet şirketi de görmeniz olası. İnanılmaz yoğun bir fiber altyapı ağı var. Fiber bu işin otoyolu. Hani biz taş ucuna feribotla gidiyoruz. Oraya köprü yapalım diyen görüşler de var. Hepsine saygı duymakla beraber. Mahmut da bahsetti. Güney Kıbrıs'tan geçen 11'e yakın uluslararası fiber hattı var. Her şeyi bir kenara koyun. Geçerken transit gelir yaratıyor bu data. Bundan bile biz mahrum kalıyoruz. Niye? Fiber kıt kaynak. Kendi jenerasyonlarımızı o yüksek hızlı internetten mahrum bırakıyoruz. Yine bakın dışarıya, bu Kiev'de gördüğünüz son güneşli günler. Bir hafta sonra artık burada güneş gidecek ve aylarca bir gri karanlıkta yaşayacağız. Buradaki ki 100 küsür bin yazılımcı var burada. Biz bunların 500 tanesini bile başlangıç olarak Kıbrıs'ımıza dönemsel olarak bile çekmemiz olası. Bu çok büyük bir yatırım istemiyor. Ne istiyor? Yani insanlara bir tanıtmamız lazım. İki, getirip burada hani Kiev'de bu gri havada, kışın soğuğunda yazdığınız yatırımı gelin Mausa'da, Çatalköy'de, Girne'de mis gibi Akdeniz'e bakarak, beş parmak dağlarına bakarak yazın. Biz size bunun için gerekli kolaylıkları sağlayacağız. Bu iskandan iş yeri açmasına kadar bir dizi son derece basit hükümet tarafından, devlet tarafından sağlanacak kolaylıklarla bu insanların Kıbrıs'ı bir B planı ya da yılın yarısını üretim amaçlı geçirecekleri bir yer haline getirebiliriz. Bunun tanımlamışlıkla uluslararası hukukun dışında olmak. Bakın tabii, ben Çatalköy'de yaşıyorum. Halen ailem oradadır. Bizim komşularımızın arasında Ukraynalılar görmeye başladım. İnsanlar öyle şeye çok takılmıyorlar. Sonuçta bu bir sermaye üretilen, işi. Üretilen ürün de aslında. Mahmut da bahsetti. Hiçbir ambargoya tabi değilsiniz. Yeter ki hızlı bir, sizi dünyaya bağlayan hızlı bir internet ağınız olsun. Oraya ha Kıbrıs'tan yollamışsınız, ha Bangladeş'ten yollamışsınız. Bu bizim erişmemizin en kolay olduğu bir hedef. Hani bugünlerde de işte döviz durumu vesaire, hep bir dillerde bir seferberlik lafı var.
Yani bizim Kıbrıs'ta yapabileceğimiz en kolay ve en çabuk sonuç getirecek seferberlik geleceğe bizi taşıyacak. Bilişim teknolojilerinde minimum yatırımla çok büyük getiri elde edeceğimiz bu seferberliği başlatalım. En kısa zamanda hem adanın ekonomisini hem de zenginliğini ciddi anlamda değiştirebileceğimiz bir fırsat yaratmış oluruz diye düşünüyorum. Evet, sanıyorum bu cümlelerin üzerine yeni bir şey söylemenin de pek bir anlamı kalmıyor. Teşvik etmek gerekiyor, inanmak gerekiyor, ülke insanına güvenmek gerekiyor. Ve bu öyle bir alan ki kendi ülke insanınızı da geliştirebileceğiniz ve dünyayla bütünleştirebileceğiniz bir alan. Ben çok teşekkür ediyorum sizlere. Bizim için de son derece yararlı ve faydalı bir bilgilerin içerisinde olduğu bir röportaj oldu. Kabul ettiğiniz için, ağırladığınız için çok çok teşekkür ederim. Biz geldiğiniz için teşekkür ederiz. Memleketlilerimizin gelmesi bizi her zaman sevindirir. John kahvemizden de son yudumu alarak sizlere iyi günler diliyoruz. Bir kere daha teşekkür ediyoruz. Şeref verdiniz, keyif verdiniz. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkür ederiz.